Bir hoş geldiniz diyeyim herkese, hepinize. Bu gece Dilhan Hocam Amerika'dan çok değerli bilim insanı Dilhan Hocam'ın vesilesiyle bir araya geldik. Bilim Kızı'nda değişik programlar başlattık. Bunlardan bir tanesi bugün Dilhan Hocam'ın konuk olduğu vizyon konuşmaları. Yıllardır her ay bunu yapıyoruz. Çok böyle Dilhan Hocam bir değerli bilim insanları bize dünyadaki gelişmeleri anlatıyorlar. Kızlarımızla beraber, hocalarımızla beraber hem öğreniyoruz hem de kendimize vizyon katıyoruz. O yüzden vizyon konuşmacısı Dilhan hocamız. Önümüzdeki ay vizyon konuşmacımız Boğaziçi Üniversitesi'nden Profesör Doktor Nesrin Özören. 24 Şubat'ta Nesrin Özören hocamız hem akademisyen hem de bir bilim girişimcisi. Vaccazione isimli bir şirketi var biyoteknoloji alanında. Onu da heyecanla bekliyoruz. Onun konuşma başlığı da okuyup okuyup müneccim mi olacaksın? Konuşma başlığı. O da çok güzel bir konuşma başlığı. Mart ayında ise aramızda bulunan Halide Nihal Açıkgöz. Doçent doktor hocamız, kendisi benim tanıdığım, saygı duyduğum, sevdiğim adli bilimler uzmanı, insanı. Böyle zor bir alanda neler yaptığını o bize anlatacak Mart ayında. Hepinizi de bekliyorum. İkinci duyurum, sadece böyle kameraların karşısında bir araya gelmiyoruz. Aynı zamanda yüz yüze de bir araya geliyoruz. İlk etkinliğimiz 29 Şubat, 1 Mart döneminde İstanbul'da bir araya geleceğiz. 11 kızımız, 7 hocamız katılacak. Boğaziçi Üniversitesi, Yeditepe Üniversitesi ve İstanbul Teknik Üniversitesi'ni gezeceğiz. İkinci günde İstanbul'daki Ar-Ge merkezlerini gezeceğiz. Üçüncü gün cumartesi de biraz da sanat kültür diyeceğiz. Topkapı Sarayı'nı gezeceğiz. Oraları kızlarımızla tarihsel ve kültürel zenginliklerimizi tanıklık edeceğiz. Bir arada olmanın keyfine varacağız. İkinci etkinliğimiz Ankara'da 3-4-5 Mayıs. Ankara'dayız. Dilek Hocam organize ediyor. Ankara'da ben bir ODTÜ'lü olarak ODTÜ'deki hocalarımızla tanıştıracağım. Onları organize ettim. Halide Nihal hocamız Ankara Üniversitesi'ni organize etti. Bir de Ankara Tıp'ı organize edeceğiz inşallah Mayıs'a kadar. İkinci gün yine Ankara'daki Ar-Ge merkezlerini dolaşacağız. Ondan sonra tabii ki Anıtkabir, tabii ki Ankara'nın kültürel sanat etkinlikleriyle kızlarımızla birlikte olmanın keyfini çıkaracağız. Üçüncü etkinliğimiz 27, 28, 29 Mayıs Bursa'da. Ben Bursa'yı çok seviyorum. Semih Hocam liderimiz. Bursa'da güzel kızımızın Açelya'nın koordinatörlüğünde öğrenci kongresi düzenliyoruz. Güzel bir poster sunumu yapacak. Üç kızımız da kongrede bilim kızını anlatacak. Bunu da duyurmak istiyorum. Tekrar hoş geldiniz diyerek şimdi Dilhan hocamı tanıtmak istiyorum. Efendim Dilhan hocamın geçmişi maşallah o kadar dolu dolu ki mümkün olduğu kadar kısaltmaya çalıştım haddim olmayarak hocam. Bir böyle bir hikayemsi olarak anlatacağım. Eksik bir şey söylersem siz lütfen düzeltin. Orta Doğu Teknik Üniversitesi 75 yılı mezunu. Bir kimya mühendisi iken sonra Kanada'ya gidiyor ve Kanada'da McGill Üniversitesi'nde yüksek lisans ve doktora derecesini alıyor. Şu anda Stevens Teknoloji Enstitüsü'nün Yüksek Dolu Malzemeler Enstitüsü Direktörü. Ben şimdi bir şeyleri söyleyeceğim, Türkçe söylemeye çalışacağım ama yanlış bir şey söylersem onu da düzeltin özel bir isim olduğu için. İlhan Hocam kimya mühendisliği alanında odaklanmış değil, multidisipliner bir bilim insanı. Uluslararası programlarda kimya mühendisliği, biyomedikal malzeme mühendisliği ve malzeme bilimli bölümlerinde yardımcı doçent olarak ve sonra doçent, sonra profesör, 1990'da profesör oluyor. Sonra enstitü profesörü, sonra da biyomedikal mühendisliği ortak bağlı profesör, Amerika'ya özgün bir şey herhalde, Türkiye'de var mı bilmiyorum, oluyor. Sonra bunu söyleyeceğim ama Dilan Hocam ne olduğunu belki anlatır. High Field Materials, yüksek seviye doldurulmuş malzemeler enstitüsü diye ben söyleyeceğim. Yanlış bir şey söylüyorsam affola. Onun kurucu müdürü oluyor. Dilan Hocam'ın liderlik şeylerini örnek olarak. Sonra rektör yardımcılığı yapıyor. Sonra Stevens Araştırma ve İnovasyon Dekanı oluyor. Bu da çok beni ilgilendiren
hayran bırakan konulardan bir tanesi. Temmuz 2020'de çok disiplinli ve ekip halinde çalışan bir bilim insanı. O yüzden de harikasınız hocam diyorum. Yeni nesil bilim insanı. Meslektaşları ve ekibiyle şimdi birkaç alan söyleyeceğim size. Hepsini söyleyemiyorum Dilhan hocam. Anca benim aklımın erdiklerinden bahsedeceğim. Şimdi diğerlerini eksik bırakırsam önemliyse siz lütfen ilaveyi yapın. Ekibiyle, meslektaşlarıyla beraber yeni biyomateryaller, doku mühendisliği, toksik kimyasalların bertarafı, işlenebilir manyetik kompozitler, manyetik koruma araçları, tıbbi atıklar, yüksek derece toksik kimyasalların imha yöntemleri, beyin cerrahisi sırasında çıkarılan kafatası kemikleri için yedek parçaların yerinde kalıplanması için malzeme ve işlemleri. Çok ilginç konular çalışmış hocam. Nanofiberlerin üretimi için yeni yöntemler, doku mühendisliği, yeni gıda maddeleri, istenen yapısal dağılımlara sahip enerjik malzemelerin imalatına yönelik yeni yöntemler, seramik kemik çimentosu öncüllerinin reolojisinin, bunu beceremedim, ve enjekte edilebilirliğinin kontrolü için yöntem. Bütün bu çalışmaların birçoğu patentli, birçoğu da bir kısmı da Stevens Enstitüsü tarafından patentlerinin takip ediliyor. Dolayısıyla burada da bir alkış yapmak istiyorum. Maşallah diyorum. Allah'ım böyle ne güzel insanlar var. Ülkemizde böyle yaşarken bu başarılarının tanıtılması, kutsanması için. Ama Dilhan hocam yaşarken bir sürü de ödül almış çok şükür. Allah daha nice ödülleri nasip eder. Şimdi yine bir kısmını söyleyeceğim hocam anlayabildiklerimi. Eksik söylediğim sizin için çok önemli olan bir şey varsa lütfen onu da ilave edin. Dilhan hocam 2008'de akışkan parçacık sistemleri alanında Thomas Baron ödülü almış. Sonra Plastik Mühendisleri Derneği'nden Uluslararası Araştırma Ödülü almış. Sonra Harvey Davis'ten seçkin öğretim yardımcı doçent almış. Yani daha böyle doktorasının doçentliği esnasında ödül almaya başlamış başarılı bir bilim insanı. Sonra 92'de örnek araştırma ödülü almış. Sonra Henry Morton seçkin öğretim profesörü ödülü almış maşallah. 2000 yılında. Sonra Stevens Teknoloji Enstitüsü'nde Davis Memorial Araştırma Mükemmelliği Ödülü. Bu da çok önemli 2009'da bence. Sonra Fakülte Takdir Ödülü. Sonra JOCG Sürekli Ekstrüzyon ve Karıştırma Grubu Kurucu Ödülü. Liderlik ruhu peşini bırakmıyor Dilan Hocam'ın. Orada da bir şey kurmuş. Onu da tekrar alkışlıyorum. Sonra DuPont'ta burs, Exxon'un burslarında, Unilever'in burslarında, burs seçiminde üye. Sonra Plastik Mühendisleri Derneği üyesi. Sonra Amerika Kimya Mühendisliği Enstitüsü üyesi. Ve benim için çok yani hani cahilliğimden olabilir belki daha değerlileri de vardır ama New York Bilimler Akademisi kurulu üyesi, yönetim kurulu üyesi. Çok önemsiyorum. Onu da alkışlıyorum. Sonra biyomedikal mühendisliği topluluğu. O da bence çok önemli. Reoloji ne demek bilmiyorum o toplulukta. Polimer işleme topluluğu. Amerika Fizik Enstitüsü. Amerika Mühendislik Derneği de üyesi. New Jersey Araştırma Geliştirme Konseyi üyesi ve FAPS direktörü olarak sivil toplumda da çalışmalarını büyük bir emekle bu bizimle paylaştığı ve bugün de yapacağı konuşmaya izin veren büyük bir hassasiyet ve titizlikle çalışmalarına devam ediyor. Allah'ın başarılarını daim etsin ve inşallah daha nice başarılarını tanıklık etmeyi de bize de nasip etsin. Hoş geldiniz, bizi kırmadınız. Buyurun, söz sizin hocam. Hoş geldin. Çok teşekkürler. Çıtayı öyle yukarı koydunuz ki Estağfurullah. inşallah bu kadar daha güzel tanıtmanıza
Karşılık gelecek bir konuşma olur. Şimdi ben de hemen başlayayım o zaman. Nasıl gidecek bilmiyorum. Bir hayli şeyi bir arada yapmamız lazım. Ben Hocam lafınızı böleceğim ama başlamadan bir grup fotoğrafı alabilir miyim? Peki, buyurun. Evet, Kameralarını açarsa herkes. mümkünse kameralarınızı açarsanız hocam başlamadan gülümserseniz de bir anı fotoğrafımızı alalım. Ne diyoruz? Şimdi arada fotoğraf çekecek itirazı olanlar lütfen kameralarını kapatsınlar kişisel bilgilerin gizliliği açısından. Ama biz Dilan hocamın sunumlarından birkaç enstantaneyi de şey yapmak istiyoruz. Hocam söz sizde, ekran paylaşımı sizde, kayıt almaya devam ediyoruz. Teşekkür ediyorum tekrar. Teşekkürler, Allah tekrar. razı olsun. Evet, görebiliyor musunuz ekranımı? Evet hocam, harika görüyorum. Görebiliyorsunuz. Tamam. Şimdi sizlerle hem notlarımı paylaştım, hem bu sunumun kopyasını paylaştım. Olur da hani Zoom kesilir, şudur budur. En azından vermek istediğim Ne mesajı. oldu? Linkler orada var. Evet, açık mikrofonları kapatabilir miyiz sevgili dostlarım? Evet, teşekkür ediyoruz. Evet, buyurun. Evet. Şimdi bu konu sahiden çok önemli. Kendi kendine eğitme. Herkesin aslında bunu yapabilmesi lazım. Formal eğitim, yani konvansiyonel eğitim o kadar kolay bir şey değil. Yani gideyim de bilmem ne üniversitesinin bilmem ne programına gireyim. Bazen hem fazla oluyor hem de gerek yok. Bir sürü imkan var. Onların üstünde gideceğim. Bu arada konuşmamı da yapay zeka öğretisinden örneklemelerle götürmek istiyorum. Evet. Konuşmanın içindekiler şunlar: kendi kendine eğitmek, geleneksel dersler, ücretsiz, bu çok önemli bir nokta. Web kaynakları, kitaplar, bunlar da ücretsiz. Generative AI modelleri, bu inanılmaz önemli bir konu. Son 3-4 aydır muazzam gelişmeler var. Bu da umarım, eğer takip etmemişseniz, önemli bir konu. Şimdi bu kendi kendine eğitmekte deyince hemen aklıma iki isim geldi. Bir tanesi Richard Feynman. Onun bir kitabını, kendi bir biyografisini okumuştum. You Should Be Joking Mr. Feynman diye. Orada dikkatimi çeken şu oldu: çok iyi matematik biliyor, lise sınıf, yani lise sıralarında. Matematik öğretmeni diyor ki, ya sen normal ders yapma, katkıda bulunmaya da çalışma, çok sıkılırsın. Al diyor sana şu kitabı, özel bir matematik kitabı veriyor. Sen bütün sene bununla uğraş. Ondan sonra işte Feynman da o kitapla bir sene uğraşıyor, öğreniyor. Lineer algebra falan var içinde. Ondan sonra seneler sonra 65'te Nobel kazandığı işte kuantum olayında kullandığı matematik o matematik. Yani lise sıralarında öğrendiği, çalıştığı kitap, çünkü orada bir sene vakti var, çok iyi öğrenme imkanı var, ona Nobel'i getiriyor. İkinci örnekte Ramanujan, bu bir Hint folklor kahramanı gibi şu anda. Çok kısa bir ömrü var, 32 yaşında vefat ediyor. Matematikte matematik şeyi almıyor. Yani normal okullara falan gidiyor. Bir doktoradır, şudur budur, bir matematikçi olarak yetiştirilmiyor. Ama inanılmaz katkıları var ve aşağı yukarı değil, her şeyi de kendisi buluyor, kendisi beceriyor. Sahiden çok önemli konu. İnsan bir sürü şeyi rahatlıkla yapabilir. Şimdi şöyle bir şey diyeyim. Eğitim çok pahalı Amerika'da.
Notların içine bir iki şeyi hem Stevens'ı koydum hem Harvard'ı koydum. Yani mesela Harvard'dan 6 derslik bir program 52 bin dolar sırf ders parası. 6 ders. Stevens'ın 9 dersi işte yatakhane falan da olunca 62 bin dolara geliyor. Yani bunlar kolay kolay verilecek rakamlar değil. Ama eğer konvansiyonel ders almak isterseniz yani işte Ocak 5'te başlayacak ondan sonra Mayıs'a kadar gidecek. Hatta bazen hani şunu bir senenin üstüne de uzatalım kabul ederseniz ve bunun bir derece programının içinde olmamasını da şey yaparsanız kabul ederseniz çok büyük imkanlar var. Bunların bir tanesinden bahsedeceğim. Önemli bir tanesinden bahsedeceğim. 2012'de kurulan EdX, EducationX 81 milyon kişiye ulaşmış vaziyette. 160 tane üniversite içlerinde işte Harvard, MIT, Stanford falan da var dahil. 2800'den fazla ders var ve hepsi bedava. Bu arada mesela MIT'nin bütün lisans programlarında bütün dersler de bedava. Yani bütün gereksinimiz işte bir tane kompüteriniz var, bir de internet bağlantınız varsa bunları alabiliyorsunuz. Bu arada şey diyebilirsiniz ya benim lisan problemim var, şudur budur. Bu konuşmanın içinde hangi Türkçe imkanların olduğunu da söylemeye çalışacağım. Yani bu çok önemli. Sertifika isterseniz ya ben işte Harvard'dan şu dersi aldım. %70'in üstünde notum var. Benim bir sertifikam olsun derseniz de işte biraz da pazarlık yöntemiyle 200 dolar 300 dolara falan en fazla Harvard'dan alıyorsunuz. Başka okullarda 50 dolara kadar düşüyor. Ya diyeceksiniz ki bu adamlar nereden para kazanıyor? Mesela bahsedeceğim derslerden bir tanesine bu sömestr 870 bin kişi bağlanıyor. 870 bin. Şimdi bunların %10'u sertifika istese 87 bin kişi. Bunu 200 dolarla çarparsanız inanılmaz bir gelir kaynağı çıkıyor ortaya. Yani bedava olmasının da arkasında bir ekonomi, bir matematik var. Şimdi bu EDX'in biz şey olarak bu arada hem İngilizce hem Türkçe mesela deminki slide'ın İngilizceydi. Bunu da Türkçesi. İkisini bir araya koydum ki hani Türkçe vermeye çalışıyorum ama tam olarak da tercüme tutmazsa İngilizcesine bakıp düzeltebilirsiniz diye. Ama aynısı. Şimdi Harvard'ın yapay zeka konusunda derslerine giderseniz ondan sonra geri gideyim. 7-8 tane ders var. Bunlardan bir tanesi CS50. Onların şeyi oluyor. Kompüter mühendisliği, kompüter biliminin dersleri oluyor. Onlardan bir tanesi Introduction to Artificial Yapay zekaya giriş. Python'da çok kullanılan bir kompüter programı ve yapay zeka hesaplamalarında da çok kullanılıyor. Yani ikisi bir arada götürülüyor. Bunlar machine learning yani makine öğrenme dersleri de var. Şimdi bu dersin üstünde duracağız. Artificial Intelligence ve Python. Ondan sonra ne yapıyor? Bakayım Türkçesi var. Evet. Modern yapay zekanın temelini oluşturan kavramlar ve algoritmalar. Makine öğrenimi, büyük dil modelleri, bu çok önemli. Generatif AI dediğim olay, bundan bahsedeceğim. Grafik arama algoritmaları vesaire. Kurs Python, yani bu kompüter lisanı kullanarak yapay zekaya giriş olarak tasarlamış. Kendi hızınızda ilerliyorsunuz. Dediğim gibi 871 bin kişi kaydolmuş. 7 haftalık bir süresi var. Yani her hafta değişik malzemeler gelebiliyor. Haftada 10 ile 30 saat arasında harcayabiliyorsunuz ve kurs bedava. Size vereceğim her şey ücretsiz. Bugünkü konuda tanıtacağım.
Şimdi ne veriyorlar bu ders için? Ne alıyorsunuz? Bir kere videolar geliyor, hocanın dersleri. Hepsi geliyor. Notlar geliyor. Slaytlar, yani hocanın kullandığı slaytlar geliyor. Kodlar geliyor, kullanılan Python kodları. Ondan sonra şeyin altında, videoların altında closed caption, yani şeyler var, subtitle'lar var. Bir de bütün derslerin transkripti geliyor. Yani bu çok önemli bir şey. Bütün metindeki mi, altyazılar, kaynak kodu, slaytlar, notlar, ders videoları. Şimdi o zaman şöyle yapalım. Şu anda şundan çıkayım. İsterseniz derse girelim. İşte bakın, şimdi bağlandım. Benim bu haftalık ders haftası. Şimdi buradan lecture'a başlayacağız. For the die, each one of these roles has an equal İşte probability of taking place and a bu probability of hocanın whatever asistanı happens, for example. And each of these konuşuyor. probabilities is between 0 and Görebiliyor 1, musunuz? 0 meaning impossible and 1 meaning for certain. And if Şimdi you add up neler all of var? these Birincisi, probabilities for all of the possible worlds, then bakın you get the burada number 1. ağzından ne And we can çıkarsa represent any one of those asistanın probabilities like that. aşağıda yazılıyor. The We can probability represent that we falan roll filan the diye. number 2, Şimdi for example. durdurayım. Şimdi bunu takip edecek kadar İngilizceniz yoksa bakın yapabileceğiniz ne var? Şimdi şurada bir yer var. Ona basıp subtitles. Subtitles'da auto translate. Bakın şimdi Afrika akan Arnavutça, Bask lisanı falan, Çin lisanı, Kroatlar, Hırvatlar, o Filipinliler falan filan geliyor, geliyor, geliyor. Ondan sonra bakın bunun içinde Türkçe de var. Şeyi fark ediyor musunuz? Nasıl dünya ölçeğinde yapmışlar her şeyi. Türkçe buna bastık. Bakın bundan sonra artık Example is just dersler one over altında six. Every ağzından six times we ne roll the die, you'd çıkarsa expect that asistanın one time, altı for zara her instance, altı the die atışta might come attığımızda over the falan top. filan The probability is Türkçesi about de certain, altta but it's a little yazılacak. more than nothing. Yani bu çok sahiden çok And so this is güzel bir all şey. fairly Şimdi straightforward for bu just a bir single dose. buradan But things get more dersleri interesting as our şey models of the world get a little. yapabiliyorsunuz. Seyredebiliyorsunuz. Dinleyebiliyorsunuz, not alabiliyorsunuz, durdurabiliyorsunuz. Şimdi bir geri gideyim. Ötekilere de bakalım başka neler var neler yok diye. Şimdi notlar, slaytlar, kodlar, metin özetleri falan filan. Mesela transkripte bakalım. Ne diyor? İşte ağzından çıkan her şey İngilizce olarak yazılmış vaziyette. Ondan sonra bakın. Yani bir şeyi anlamadınız işte dönün İngilizcesini Türkçe'ye tercüme edin falan. Ondan sonra bunu yapabiliyorsunuz. Bu çok önemli yani. Her şey. Ondan sonra notlara ulaşabiliyorsunuz. Bunların içinde grafikler de var. Bu da çok harikulade bir şey. Ondan sonra bakın hangi slaytları kullandıysa burada onlar tekrar var. Yani yavaş yavaş kendi hızınızda gidip çok güzel öğrenme imkanınız var. Bakın her şey. Burada kodları da vermiş. Görüyor musunuz? Kullandığı Python kodunu da vermiş. Bunu da hemen bir Python programına bağlanıp kendiniz şey yapabilirsiniz. Yani hem teoriyi hem pratiği bir araya gayet güzel getirebilmişler. Dediğim gibi ve de ücretsiz ve de çok seçeneğiniz var. Slaytlar burada kullandıkları her şey. Ondan sonra o da var. Ondan sonra bakın başka quizler var, imtihan var. Açalım. Ondan sonra işte sorular geliyor. Bazı haftalarda ödevler var. Bunları yapıp gönderiyorsunuz. Size not verip geri geliyor. Ne hangisi doğrusu, hangisi yanlış diye. Ondan sonra bakın bir de proje var. Hatta iki proje var. Ondan sonra bunları yapıp
geri dönmeniz lazım. Yani adamlar okullarında dersi nasıl veriyorlarsa aynı dersi bebek koymuşlar. Yani bu sayeden muazzam bir şey. Dediğim gibi sebepleri de ondan sonra malum. Şimdi bu burada sorunuz var mı bilmiyorum. Yani bu sayeden çok çok önemli bir olay. Ondan sonra burada istediğiniz derslere istediğiniz gibi uzanabiliyorsunuz. Şimdi bu böyle. Şimdi devam edelim. Bunu yaptık. Burada da notlarım işte nasıl Türkçe altyazıya girebilirsiniz falan diye hızlı geçiyor olabilirim. En azından burada sizde tekrar elinizde bir Dilan Hocam asana var. Tamam, teşekkürler. Evet. Evet. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Burada belki biraz erken olacak ama bu jeneratif yapay zekada kullanılan büyük lisan programlarından bir tanesi ChatGPT. Bu çok çok önemli bir program. Ondan sonra onunla ilgili bir takım şeyler yapacağım ama mesela ben çok sık kullanıyorum. Bu dersi hazırlarken de kullandım. Mesela burada bir İngilizce bir metin var. Ondan sonra bunu alıp hemen direkt olarak tercüme ettirebiliyorsunuz. Bu da hoş bir şey yani aslında. Mesela alalım şuradan bir şey. Ondan sonra götürelim ChatGPT'ye. Bakın şu ben 4 kullanıyorum ChatGPT. 4 fazladan bir para alıyorlar. ChatGPT 3 bedava. Bu mesaj kısmına diyorum ki translate into Turkish. Türkçe'ye tercüme et. Giriyoruz. Tercümesini istiyorum. Evet, bir şekilde bugün isyan etti. Neyse, onu bilmiyorum. Buradan da tercümeyi alabiliyorsunuz. İsyan etmediği zamanlar. Neyse. Kullanıyorum hocam, isyan etmiyor. Biraz böyle hadi bir lütfen falan diyorum. İdare ediyor. Vallahi şey de olabilir. Yani bir sahiplenme sorunu falan da olabilir. Başka şeylere tekrar deneriz, tekrar gireriz aslında. Tamam. Birinin mikrofonu aç. Lütfen mikrofonu kapatabilirseniz. Evet. Şurada PDF'lerin yüksek sesle okuma özelliği diye bir şey var. Bu önemli bir olay. Ondan sonra onu da diyelim şuradan bir şey alalım. Lecture alalım. Ondan sonra şimdi Türk talebelerinin bir problemi var. Çok güzel gramer biliyorlar, okuduklarını anlıyorlar. Fakat dinlediklerini anlayamıyorlar. Bir de konuşamıyorlar. Telaffuz, bu bilhassa jargon kullanılan yani meslek lisanlarında da kelimelerin nasıl telaffuz edeceğini bilmiyorlar. Bu Adobe'nin PDF'lerini açarsanız herhangi birine, mesela o konuda yazılmış yayınları açarsanız, mesela karşınıza böyle bir PDF çıkacak. Bunu okutabiliyorsunuz. Bu çok çok önemli bir olay. O da işte view'un altında bunları da yazdım, görebilirsiniz. Bakın read out aloud, sesli okuyun diye bir şey var. Ondan sonra read this page only. Oku diyor yani, bakalım ne çıkacak. Black square in a sequence of actions dot for example in a 15 puzzle the state space consists of all the 16 two configurations on the board that can be reached from any initial state dot the state space can be visualized as a direct. Yani bu da çok faydalı bir olay. Dediğim gibi bilhassa kendi mesleğinizde kullanılan kelimeler nasıl okunuyor diye düşünürseniz ondan sonra bunu da rahatlıkla kullanabilirsiniz. Şimdi bu da böyle, bunu kapatalım. Bunun da
nasıl ulaşıldığını buraya yazdım. Yani PDF dosyanız hem Türkçesi var hem İngilizcesi var görünüm. Şimdi web kaynakları, kitaplar, elektronik versiyonları, ondan sonra tutorial'lar var. Ondan sonra bunları bir üstünde biraz konuşalım. Bir haylisini de listeledim sizin için aslında. Orada da kullanabilirsiniz. Şimdi bu birinci Khan Academy çok önemli, şu sayeden çok önemli bir web sitesi. Bu Khan MIT'den iki bölümden birden mezun oluyor. Zannedersem biyoloji ve başka bir şey daha var. Ondan sonra yeğenlerine matematik öğretmek için Florida'da yaşıyorlarmış. O kendisi Boston'da, onlar Florida'da. Bunu geliştiriyor. Sahiden çok başarılı bir şeyler yapıyor. Gates kendi çocuklarına matematik öğretmek için bir web sitesi arıyor. Bunu görüyor. Ondan sonra çok beğeniyor ve çok büyük miktarda fonlar verip bu Khan Academy sitesinin büyümesini sağlıyor. Bu sahiden muazzam bir şey. Bakalım. Açalım. Bakın matematik derslerine, yani ilkokuldan başlıyor, olduğu gibi koleje kadar gidiyor. Ondan sonra ve şimdi mesela kodlama derslerine de koymuşlar. Yani bu çok güzel bir şey. Ücretsiz. Ondan sonra gayet güzel şey yapabilirsiniz. Ondan sonra bakın altta şurada Language English yazıyor ya. Bunu da istediğiniz lisanı alabilirsiniz. Türkçe'yi de alabilirsiniz. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra Türkçe'yi alıp dersleri ondan sonra Türkçe ile yapabilirsiniz. Bu da çok önemli bir beceri. Neyse bunu kapatalım. Ondan sonra yani dediğim gibi bir de hani yapay zeka ile ilintisine Python öğretmeye de başlamışlar. Ondan sonra mesela seksiyonları 4 tane koymuş. Ondan sonra gerisi de gelecek anladığım kadarıyla. Bu sahiden çok önemli bir site, onu göz önünde bulundurun. Bilgisayar bilimine giriş, bütün dersler yüklenmemiş ama geliyor. İşte değişkenlerle hesaplama, düşüncesi koşullarla algoritma, tasarlama, döngülerle fenomen simülasyonu. Çok basit yapılmış ve insanı sıkmayan şekilde, yani 15-20 dakikada en fazla bölüm bitiriyorsunuz. Ondan sonra size tavsiye ediyor. Ya sen şunu 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 şuna da bak diye. İsterseniz devam ediyorsunuz, isterseniz etmiyorsunuz. Ama yarıda kalmadığı için, hani bölümleri bitirmiş olduğunuz için insan kendini daha iyi hissediyor. İşte burada da nasıl bağlanacağınız, nasıl lisanı değiştireceğiniz, onları da yazdım. Şimdi YouTube'da bir hayli eğitim kanalı var. Bu da önemli bir şey. Bunlar da bedava. Para isterlerse uzaklaşın. Ondan sonra YouTube'un işte bir hayli şeyi var. Bunlara da dediğim gibi bir haylisini listeledim. O listelerden bakıp istediğiniz dersleri şey yapabilirsiniz, girebilirsiniz. O da önemli bir olay. Evet. Şimdi ChatGPT. Bununla zaman harcamak istiyorum. Çünkü bu sahiden çok önemli bir olay. Neden önemli diyeceksiniz. Bunun nasıl çalıştığı, yani bu jeneratif yapay zeka denilen olayın nasıl çalıştığı bilinmiyor aslında. Yani bu konuda çalışanlar da pek bir şey söyleyemiyorlar. Ama yapılan şu, webde ne varsa taşınmış vaziyette. Yani üç boyutlu bir bilgi sistemi olarak düşünün. Siz kelimelerle istediğinizi belirtiyorsunuz. Program o kelimeleri birleştiriyor ve yepyeni bir şey çıkartıyor ortaya. Yani jenerasyon o demek. Bu muazzam bir şey. Yani kendi kendine bunu yapıyor. Sizin hiç düşünmediğiniz bir şey yapıyor. Orijinal bir şeyler yapıyor. Hatta şimdi millet oynamaya başladı. Yani
tutuyorlar işte eşlerine şiir yazıyorlar falan. Ya bunu ChatGPT kullanarak bayağı da iyi. Stili değiştirebiliyorsunuz işte bu stil yerine bunu falan filan diye. Ama önemli olan noktalar şu. Bir, veri analizi yapabiliyor. Yani elinizde mesela bir Excel dosya var. Dosyanın içinde 100 bin tane veri var. Ondan sonra o dosyayı alıyorsunuz, ChatGPT'nin içine atıyorsunuz. Bunun için belki bir gün ayrı bir şey yapabiliriz, saydan önemli. Ondan sonra ChatGPT hakim oluyor veriye. Ondan sonra diyorsunuz ki mesela şunu analiz et. Ondan sonra işte bu mesela bir satış programıysa ya başarılı olabilir bu şu maddelerin satılmasında başarılı olabilmem için ne gerekti? İşte bana bir rapor hazırla. Tak diye rapor hazırlıyor. Düşünebiliyor musunuz? Yani sanki yanınızda her lisanı bilen, her şeyi bilen, ondan sonra arada sırada hata yapan ama genellikle hatasız çalışan muazzam bir asistanınız var. Belki bin asistanınız var. Ve siz bu işi bedava olarak bu kadar bilgiye ve yeteneğe ulaşabiliyorsunuz. Nedir? Tekrar ChatGPT'nin açılımı. Chat, insan benzeri metni konuşma bağlamında üretilmesi için tasarlanan olay. Doğal dil yanıtlarını anlamak ve üretmek üzere tasarlanıyor. Bu sayede kullanıcılarla geniş bir konu yelpazesi üzerinde diyalog konulabiliyor. Ve ikinci önemli olay da kod yazabiliyor. Hani Python öğreneceğiz işte komputer lisanı şudur budur. Tamam güzel öğrenelim ama lazım olduğu zaman ChatGPT'ye gidip bana şu konuda bir matematiksel model hazırla. Onun hesaplarını yap. Ondan sonra bana Excel olarak işte figürlerini bana ver. Ondan sonra işte şunu değiştir bunu değiştir diye resmen yine çok sizin becerilerinize beceri katan bir olay. Bu da çok önemli. Yani bu ne demek biliyor musunuz? Computer science yani bu bilgisayar mühendisliğinde belki artık 10 senede böyle bir mühendislik kalmayacak. İnsanlar lisanlarıyla konuşarak ne istediklerini belirtecekler. Şimdi bu arada bir iki şey de söylemek istiyorum. Bu çok önemli ama lisanın da ne kadar önemli olduğunu anlatıyor. Ya yani mesela ChatGPT gibi bir jeneratif yapay zeka programından hakikaten iyi istifade edebilmek için ne istediğinizi karşı tarafa yani ChatGPT'ye, yapay zekaya belirtmeniz lazım. Belirtmediğiniz zaman tabii o anladığı kadarıyla sizi başka bir yere götürebiliyor. Yani lisana hakim olmanız lazım. Diyeceksiniz ki ya ben Türkçe sorarım. Tamam o da çalışıyor. Ama ben onun bir kalibrasyonunu yaptım. Aynı soruyu İngilizce sorduğunuz zaman aldığınız cevapla soruyu Türkçe'ye çevirtip aldığınız Türkçe cevap arasında fark var. Yani İngilizce soruların cevabı çok daha kapsamlı. Yani bunu da bilgi olarak tutun. Yani mümkünse sorularınızı İngilizce olarak sorun. Tabii Türkçe başlayıp Türkçe'yi İngilizce'ye çevirebilirsiniz. Ona girebilirsiniz. Şimdi neymiş? Tekrar buraya biraz bakalım. Jeneratif kelime dizilerini tahmin ederek ve oluşturarak içerik üretiyor. Dediğim gibi nasıl ürettiğini yapanlar da bilmiyor ama çalışıyor. Bu şey jeneratif G. P pre-trained model özel görevler için ince ayar yapılmadan önce internetten alınan çeşitli metinli veri kümeleri üzerinde eğitilmiş. Burada dikkatinizi bir şeye çekmek istiyorum. O da bazı şeyleri de bilmiyor. Mesela ne dedim? Demin Profesör Feynman'ın işte kitabını okudum. Orada şu yazıyordu, bu yazıyordu. Kitabın ismini hatırlayamadım. Ondan sonra girdim ChatGPT'ye ya işte Feynman'ın şu kitabında işte şöyle bir olay geçiyor. Bana şey yapar mısın diye. Bana verdiği bilginin hepsi kitabı başkası okumuş hani vardır ya başkası okur size ne okuduğunu anlatır.
çok kapsamlı ama çıktı ki ortaya aslında kendisi kitaba hakim değil, okunmamış. Ondan sonra ya böyle bir şey yok diyor. Lan böyle bir şey yok olur mu? Var. Ondan sonra ama dediğim gibi yani sizi yanıltmasın, ona dikkat edin. Transformer, GPT'nin T'si Transformer, kullanan sinir ağı. Bu da Neural Networks. Yani bir beyin olarak düşün. Girdiler var, çıktılar var. Arada bir beyin var. İşte o Neural Network'te kullandığınız kompüter programının ismi. Yani bu makine öğrenimi falan da böyle çalışıyor. Trend tipini belirtiyor. Özellikle metin gibi veri dizilerini işlemek için oldukça etkili. Neredeyiz? Burada. Model veri içindeki desenleri kullanarak metin tabanlı yanıtlar üretiyor. Modelin performansı büyük ölçekli oluşu. Sahiden inanılmaz bir ölçek. Ve yapabildiği hesaplamalar da bilmem kaç tane kompüterin bir arada çalışması gereken konular olabiliyor. Geniş bir miktarının bir sonucu. Bu da yanıtların dikkate değer derecede tutarlı ve bağlamsal olarak alakalı görünmesini sağlıyor. Ve demin bahsettiğim olay ChatGPT aynı zamanda modelleme ve kodlama da sunabiliyor. Sadece kelimelerle kodlama yapmak şaşırtıcı olabiliyor. Mesela diyelim şöyle bir şey yazın. Diyelim bu Python kullanılan kompüter lisanını öğrenmek istiyorsunuz. Şimdi ne dedim ben size, işte yok dersler var dedim. Ondan sonra üniversiteler var, dersler var. Ondan sonra webde işte YouTube kanalları var. Daha başka kitapları web'e koymuşlar falan filan gidiyor. Ondan sonra ama siz bu işi tutarlı bir şekilde yapmak isterseniz görevi kendi üstünüze alıp diyebilirsiniz ki ya ben kendimin öğretmeniyim, madem ders planımı da kendim hazırlayacağım. Nasıl hazırlayacağım? Daha her şeye hakim değilim. ChatGPT kullanacağım. Mesela şöyle bir şey yazabiliyorsunuz. Ya işte ben Boğaziçi Üniversitesi'nde bir talebeyim. Dediğim gibi onu Türkçe'de yazabiliyorsunuz. Ondan sonra ben şimdiye kadar kompüter programlaması yapmadım. Ama Python kullanmak istiyorum. Ondan sonra kendi verilerimi, tezimdeki vesaire verilerimi kendim incelemek istiyorum. Ondan sonra ve ben doktoramda bu yapay zeka becerilerini kullanmak istiyorum. Böyle bir şeyle başlatabiliyorsunuz. Ondan sonra bu da onun Türkçesi, yeterli kazanmaya hevesliyim. Mesela demişiz bunu. ChatGPT, bunun örneklerini yine göstereceğim. Size veriyor. Basics, data analysis, machine learning, deep learning falan filan. Ondan sonra siz beğenmediniz bu olayı. Diyorsunuz ki yeteri kadar detaylı değil. Bana bu programı 7 haftaya böl. Geri gidelim. 7 haftaya böl. Haftada da ben 10 saat çalışacağım. Bana her hafta kullanabileceğim kaynakları ver. Bunlar da bedava olsun. Ondan sonra her hafta bana 2 de proje ver. Böylece bu Python lisanını ben öğrenmekte mükemmelliyete erişeyim. Ondan sonra ayrıca da proje sonuçlarını da ver. Yaptığım işin doğru olup olmadığını da kontrol edebileyim. Ondan sonra bunları göstereceğim size ne çıkabildiğini. Başka bir şey daha göstereceğim. Şimdi benim öğrettiğim derslerden bir tanesi şey, akışkanlar mekaniği. Ondan sonra bakayım bunun Türkçesi var mı? Yok. Diyelim orada yani transport diye de bir lisansüstü ders veriyorum. İşte orada bir takım derivasyonlar yapıyoruz. Diyoruz ki işte şu geometrinin içinde şu şöyle aktığı zaman işte şu şeyde basınç düşmesi bu kadar olur vırt sırt falan filan hesaplıyoruz. Modellerimiz var. Ders olarak da okutuyoruz. ChatGPT bunu da yapmaya başlamış. Mesela şöyle bir şey diyebiliyorsunuz. Bana bir borun içinde su akıyor. Laminer akış şartlarında bana işte sana geometriyi de veriyorum, parametreleri de veriyorum. Bana şeyinin akış hızı şemasını ver. Ayrıca akış miktarını borunun
yarı çapına göre de bir figür halinde hazırla. Üstelik ben senden Python kodunu da istiyorum. Hesaplarda kullandığın. Ayrıca bana Python kodunun her bölümünde açıklama da ver. Ondan sonra bunu da göstereceğim. Ondan sonra aslında şöyle gidelim onlara bakalım. Ondan sonra zamanımız nasıl bu arada? Evet. Kaç dakikamız var? Siz nasıl derseniz hocam. Peki. Keyifle dinliyoruz. Oldu. Okey. Gidelim ChatGPT'ye o zaman. Orada gösterebilirim. Bir de burada gösterebilirim. Bazı şeyleri burada göstereyim. Ondan sonra ChatGPT'ye de gideriz. Yalnız görebildiğiniz kadar bunu büyütmek istiyorum. Bakalım daha büyütebilir. Ne kadar büyütebileceğiz? 500%'e getirelim. Hocam, tam ekran yaparsanız daha iyi göreceğiz. Benim gibi gözü az görenler. Evet. Şimdi çok iyi görüyorum ben. Daha iyi oldu galiba, değil mi? Evet. Ama şey çıkmıyor. Neyse şuradan birazcık küçülteyim. Evet. Şundan demin bahsettiğim, işte Boğaziçi Üniversitesi talebesiyim. Bana bir ders planı lazım. Ders planı geldi ChatGPT'den. Ondan sonra diyorsunuz ki bana kullanabileceğim kaynakları ver. Bunlar da bedava olsun. Ondan sonra ChatGPT diyor ki işte kullanabileceğiniz kaynaklar burada. Ders planınıza uyuyor. Ondan sonra işte Python Basics, Data Analyst Libraries, Pandas Documentation, Machine Learning. Bakın hepsinin bir şeyi var, bağlantısı var. Buraya girdiğiniz zaman işte bayağı büyük bir ders bulabiliyorsunuz. Derin öğrenme, yapay zeka algoritmaları. Bakın ne kadar bilgi geldi. Ondan sonra elimize. Ondan sonra şeyi sorabilirsiniz. Ya sırf ChatGPT mi var bu jeneratif yapay zekada? Başkaları da var mı? Var. Bunları da takip edebilirsiniz aslında, enteresan olabilir. Çünkü günü gününe her şey değişiyor. Büyük şirketler Google, Microsoft, IBM falan da girdiler işin içine. BERT mesela Bidirectional Encoder Representations from Transformers, Google'ın yarattığı bir büyük lisan programı. Ondan sonra işte avantajlarını saydım. Dezavantajlarını saydım, becerilerini saydım. Ondan sonra ve bedava olarak işte Google'dan veriliyor. Transformer, T5 başka bir büyük lisan programı, ChatGPT gibi. Onun avantajları, dezavantajları, becerileri. Ondan sonra DALL-E başka bir tane özelliği şeylere sırf yazı değil, aynı zamanda çizimlerle de kullanabiliyorsunuz. İmajlar kullanabiliyorsunuz. Ondan sonra işte başkaları da var. CycleGAN, WaveNet. Mesela bu müzik için de kullanılabiliyor. Ondan sonra avantajları, yani şey, insan sesine çok yakın gelebiliyor, şaşırtabiliyor insanı. Ondan sonra dezavantajları, becerileri. Burada aklıma bir şey geldi aslında, enteresan bir şey. İrnur hatırlayacak. Benimle çalışan Boğaziçi Üniversitesi'nden işte çift bilim dalı yapmış, doktorası fizikte bir arkadaş vardı. Halit Göktürk. Ondan sonra Halit bir gün geldi. Ya hocam dedi, $100 harcayabilir miyiz? Ne olacak Halit dedim. Onu tabii harcarız. İşte dedi, İşte bir takım makinalar kullanıyoruz. O makinalarda şeyleri değiştiriyoruz. Mesela bir bilmem ne sıcaklığını değiştiriyoruz, hız değiştiriyoruz. Ben bunu okutayım dedi. Yani
mesela ben diyeyim ki işte birinci zon sıcaklığını 300'e getir, 300'e getirsin. 300'e geldiği zaman 300'e geldi desin falan. İyi tamam çok güzel. Ondan sonra say ben de kurdu. Ben de hani zaten yapıyoruz ama şimdi işin içine bir şey lisan becerisi girdi. İnsan sesi becerisi girdi. Exxon'un onların birkaç şirketi vardır. İşte Exxon Kimya, şimdi Exxon Mobil oldular ama o zaman Exxon'du. İşte Exxon Kimya, Exxon Polimer, Exxon bilmem ne. O CEO'lardan bir tanesi ziyarete gelecek dediler. Geldi. Ondan sonra işte laboratuvar gösteriyoruz, anlatıyoruz. Bizim çok mutlu olduğumuz şeyler var. Onlar şunu becerebiliyoruz, bunu becerebiliyoruz, işte şöyle oluyor, böyle oluyor falan anlatıyoruz. Adam hiç sıkılmış vaziyette. Hiçbir şeyle ilgilenmiyor. Ondan sonra bir ara işte ses çıktı. Sıcaklık 300 dereceye geldi. Ondan sonra işte benim arkadaş da 350'ye getir falan diye. Bir karşılıklı konuşma oldu. Adam bir anda şey oldu. Bizim 100 dolara yaptığımız iş, öteki tarafta milyonlarca dolarlık alet edevatlar. Burada da 100 dolara yapılmış bir basit iş var. Ondan sonra bayıldı. Onun için sahiden burada kimin ne seveceği pek belli olmuyor. Stylegen bunlardan bir tanesi. İşte kim şey yapmış. Müzik için de çok kullanıyor. Dibbah esprisi oradan geliyor. İsmi oradan almış Dibbah. Ondan sonra vesaire vesaire. Yani çok seçenek var, çok yatırım var. İşte burada da ChatGPT'nin versiyon 3'ü ötekilerle karşılaştırılması. Muazzam şeyler var, yapılanlar var. Ondan sonra önemli. Şimdi tekrar ChatGPT'ye döneyim. Bizim kullandığımız programa döneyim. Ondan sonra işte yazmışız oraya. Diyoruz ki ChatGPT'ye seni kullanmak istiyorum yapay zeka becerilerini. Bana benim verilerimde kullanılmak üzere işte yapay zekanı ver. Ondan sonra o da diyor ki işte tamam bunu yapabilirim. Ondan sonra nerede yapabilirim, ne işe yarar? Bakın şeylerini vermiş. Ondan sonra nerede ne yapabilir? Mesela matematiksel açıklamalarda istatistik metotları, algoritmaları açıklamak, işte veri tabanının nasıl yapıldığı, ondan sonra işte nasıl dokümentasyon yapılmış, raporlar hazırlanmış, bunların hepsini yapabiliyorum. Ondan sonra demin şey söylemiştim, şimdi konuyu değiştiriyorum. İşte demin Boğaziçi Üniversitesi'nde doktora yapıyorum. Hani doktora tezim için topladığım sağ verilerini bağımsız bir şekilde analiz edebilmek ve bu amaç için yapay zeka araçlarından yararlanmak için Python'da yeterli kazanmaya hevesliyim. Ondan sonra diyoruz ki işte 7 haftada bana haftada 10 saatten bir program hazırlıyor. Birinci hafta şu, ikinci hafta bu, üçüncü hafta. Ondan sonra diyor ki, ve bu arada bu projelerin mesela şeyleri, bağlantıları şu mavi olarak bu şeylerin yanında her satırın ya her bölümün yanında buna bastığınız zaman da bağlantılar çıkıyor. Ondan sonra tekrar sormuşuz. ChatGPT benim verilerimi analiz edebilir mi? Tabii ki yapabilirim diyor. Ondan sonra işte bunun için şu lazım, bu lazım. İşte şunu yapabilirim. Datası hazırlayıp şey yapabilirim. Veri tabanınızı inceleyebilirim. Ondan sonra falan size örnekler verebilirim. Eğer bir probleminiz varsa halledebilirim. Yani düşünün ne kadar güzel bir şey. Mesela bir Python kodu yazmışsınız. İstersiniz ki biri üstünden gitsin ya bir yanlış yapmışsınız diyelim kodu hazırlarken. Yanlışın nerede olduğunu bulamıyorsunuz. Ondan sonra şeye diyorsunuz ki ChatGPT'ye işte kodum burada veriyorum sana bunun neresinin yanlış olduğunu bana buluyor. Ondan sonra ve bunu Türkçe olarak da mesela can ChatGPT analyze my data with AI tools, çevirmişsiniz ChatGPT verilerimi AI araçlarıyla analiz edebilir mi diye sormuşum. Cevap da
Türkçe olarak geliyor. Yani burası güzel ama demin de bahsettiğim gibi Türkçe ile İngilizce arasında bayağı farklar olabiliyor. Cevap şey olarak İngilizce daha kapsamlı, oradan tavsiye ederim. Neyse, bir hayli zamanınızı aldım, bunu bitireyim isterseniz şeylerle. Ne gördük, onun bir özetini yapalım. Kendi kendinizi eğitmeniz için bir sürü ders var. Ondan sonra bu dersler çok iyi hazırlanmış dersler. Ondan sonra bir sömestr yahut bir sene sürebiliyor. Ondan sonra size örneklerini verdim. Ondan sonra bunların tercümelerini de alabiliyorsunuz. Ondan sonra yani mesela verilen lektürlerin tercümeleri elinize gelebiliyor. Ayrıca webde bir takım videolar, şunlar bunlar var. Onların da Türkçelerini alabiliyorsunuz. Mesela PDF olarak, PDF dosyaları olarak dersleri hazırlatmaya okutabiliyorsunuz. Tercüme yaptırabiliyorsunuz gördüğünüz gibi. Ondan sonra bir takım planları hazırlayabiliyorsunuz. Pardon, az hıza gitti. Ondan sonra yani tam bir asistan olarak kullanabiliyorsunuz. Ondan sonra işte kod yazımında kullanabiliyorsunuz. Bilgisayar programı yazılımında kullanabiliyorsunuz. Evet, benim söylemek istediklerim bu kadar. Umarım kendini eğitmenin ne kadar önemli olduğunu anlatabilmişimdir. Bu konuda yalnız olmadığınızı, bir sürü imkanın size verilebileceğini, ulaşabileceğinizi, onlara da nasıl ulaşabileceğinizi de anlatmaya çalıştım. Türkçe, sırf Türkçe ile bu işi yapmak isterseniz bile olabileceğini söyledim. Ama benim tavsiyem, bu işte yani ciddiyseniz İngilizcenizi muhakkak ilerletin. O İngilizce öğreniminde de yeni nelerin kullanılabileceğini, mesela Adobe dosyalarının Türkçe olarak okutulabileceğini gösterdim. Şimdi isterseniz burada durayım ama ileride ne bileyim bir iki ay içinde ya mesela biz veri tabanı nasıl inceleniyor bu yapay zeka olayında, bunu bize gösterir misiniz falan derseniz ona da ayrı bir saat ayırabiliriz. Burada Müjgan Hanım'a ve hepinize katıldığınız için, davetiniz için çok teşekkürler. Ondan sonra bazılarınızla yeni tanıştım, bazılarınızla tanışmış oldum. Kendi talebe ve arkadaşlarımı da görmek güzel oldu. Bir cumartesi günü. Onun için teşekkürler. Sorularınızı varsa sorularınıza memnuniyetle cevaplarım. Hocam harikaydınız. Böyle hemen notlarımı aldım ve üstelik de bu ChatGPT eğitimiyle ilgili teklifinize de bayıldım. Hemen hocalarım ve kızlarım yazdılar. Aman hocam, Dilan Hoca'dan ChatGPT eğitimi alalım diye. Şimdi kızlarıma anons ediyorum. Lütfen bu eğitime katılacak kızlarım Şimal Naz'a hemen adlarını bildirsinler. Dilan Hocam, sizden de mümkünse bir tarih rica edeyim. Ona göre hemen bu işi bağlayalım. Kızlarım bu eğitimi sizden alsınlar. Hangi, ne zaman müsait olursunuz hocam? Vallahi bu konuları biz de grup olarak derinlemesine girmeye çalışıyoruz. Yani bilhassa bu makine öğrenimi olayı bizim için çok önemli. Ondan sonra yani biz herhalde eğer onu da içine katacaksak, ondan sonra yani Şubat ayı belki uygun olur gibi geliyor. Şubat ayı sonuna yahut Mart ayı başı olabilir. O da olabilir. Tamam hocam. O zaman Şubat sonu Mart başı yine böyle bir kızlarım dersleri ve finalleri nedeniyle, akşam saatleri davranışları nedeniyle o zaman kızlarıma duyuruyorum. Lütfen böyle bu eğitime katılmak isteyenler, bu çok güzel ve özel bu eğitime, hemen Şimal Nazım'ı adınızı yazdırın. Ona göre ben de Dilan Hocam'la tarihi belirleyeyim. Yani bu güzel teklifi kaçırmayalım. Çok teşekkür ediyorum emeğinize.
Ben notlarımı aldım. Hemen Python öğrenmeye başlayacağım hocam sayenizde. ChatGPT'yi kullanıyordum ama. Şimdi soru ve sorular için moderatörlüğü Şimalnaz'a iletiyorum. Evet Şimalnaz, ister chatten sana gelenler, ister sözlü olarak el kaldıran hocalarımızın sorularını. Önce Ezgi hocam el kaldırdı. Önce ona söz verelim. Daha sonra sohbetten de Semih hocamın bir sorusu var şu an gelen. Daha sonra onu soralım. Herkese iyi akşamlar. Dilhan hocama da iyi günler diliyorum. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler. Çok keyifliydi sizi dinlemek. Biz ailecek dinledik. Üç oğlum burada, eşim hep birlikte sizi dinledik. Özellikle ben tabii liseye giden oğullarımın dinlemesini çok önemsiyorum. Çünkü onlar da bir taraftan hem lisede okuyorlar, diğer taraftan da sizin biraz önce belirttiğiniz siteler üzerinden de eğitimlerine devam ediyorlar. Şu anda Edinburgh Üniversitesi'nde sürdürülebilirlik sertifika programına devam ediyorlar. Ben de onlarla birlikte yine Edinburgh Üniversitesi'nden sürdürülebilirlik sertifikasını alacağım tamamladığımda. Dolayısıyla artık evet bu eğitimlere ulaşmak, dünya çapındaki değerli bilim insanlarının eğitimlerine ve üniversite eğitimlerine ulaşmak artık çok daha kolaylaştı. Bu bir eğitimde fırsat eşitliği anlamına da geliyor. Hem edX hem Coursera üzerinden çok fazla sayıda eğitime ulaşıyoruz. Hatta ben kendi çocuklarıma da onu söyledim. Londra Üniversitesi ve Michigan Üniversitesi bilgisayar mühendisliği programı açıyor. Bildiğiniz hani mühendislik diplomasını çok daha uygun fiyatlara alabiliyorsunuz. 4 yıllık lisans eğitiminizi tamamlayabiliyorsunuz. Bu ayrıcalıklar artık sunuluyor gençlere. Ama bir taraftan da ben şunu da düşünüyorum. Yani dediğiniz gibi işte 800 bin kişi Harvard'ın eğitimine dahil olabiliyor. İşte milyonlarca kişi Yale'in eğitimine dahil olabiliyor. Ne olacak gelecekte herkes Harvard'lı ve Yale'li olursa? Bizi ayıracak şey ne olacak diye düşünüyorum. Şimdi eğitim demek ki çok ulaşılabilir hale gelecek. Belki 10 sene sonra herkes Harvard'lı olacak, herkes Yale'li, Stanford'lu olacak. Dolayısıyla acaba ne ayıracak bizi 10 sene sonra? Ne farklılaştıracak istihdam edilirken gençler ya da işe girerken onları farklılaştıracak şey ne olacak 10 sene sonra? Ya. Teşekkürler. Şimdi Ezgi Hanım, bu işten fazla çekinmenize gerek yok. Çünkü hani 800 bin kişi görüyorsunuz ama onların bir sürüsü o dersi tamamlayamayacak. Sebebi şöyle, bu üniversiteler bu iş kolay olsun diye yapmamışlar. Yani kendi o parlak talebesine, yani dünyanın en iyi talebesini yetiştiriyor. Ne ders veriyorsa adam aynı dersi size de veriyor. Yani sizin lisanınız var mı, ondan sonra bu işi yani sizin elinizden tutup da bir şey öğretmeye çalışmıyor. Yapabilirsen yap, yapamazsan yapma. Onun için kolay değil sahiden. Hem İngilizceye hakim olacaksınız yahut hani kendi lisanınıza nasıl ulaşacaksınız onu bileceksiniz. Ondan sonra ve dediğim gibi çok detaylı. Şimdi burada söylemek istediğim bir şey söyleyeyim. O da enteresan. Bazen mesela doktora yapıyorsunuz, önünüze bir konu çıkıyor, çok çabuk mesela 2 ay içinde o işi halletmeniz lazım. Tutup başından sonuna kadar da işte bir takım dersleri, şunları bunları almanıza vakit olmuyor. O zaman ne yapıyorsunuz? Yani size gerekli olan şeyi hemen içine giriyorsunuz, öğreniyorsunuz, ondan sonra uyguluyorsunuz. Uyguladığınız zaman da unutmuyorsunuz bir daha hayatınız boyunca. Yani onu bir proje haline getirmişseniz kullanıyorsunuz. Yani o bakımdan sahiden çok önemli imkanlar ama tam olarak kullanıldığını düşünmüyorum. Yani çok daha iyi de olabilir. Onun için mesela buradan ders almak yerine mesela matematik öğrenmek istiyorsanız tavsiyem Khan Akademi'ye gidin. Çünkü onlar bu işin nasıl basitleştirileceğini üstünde dünya çapında bir şeyler yapmışlar. Çünkü baştan işte ortaokul talebesine, lise talebesine göre hazırlamış metotlarını. Ve burada da yapay zekayı çok güzel kullanıyorlar. Yani nasıl? Mesela
bir şeyi anlatıyor, sunuyor. Ondan sonra size basit egzersizler veriyor. Bakıyor siz nasıl yaptınız, nasıl yapamadınız. Yapamadığınız şey, ha burasını anlamamış diyor. Gidiyor bu sefer dersi değiştiriyor. Yani daha iyi anlaşılır bir hale getiriyor. Harvard'ın falan böyle derdi yok yani aslında. Dediğim gibi o Amerika'da şey yaygındır. İnsanlar mesela kitap yazar. Ondan sonra kitabı insanlar faydalansın diye yazmaz da ne kadar zeki olduğunu, ne kadar bilgili olduğunu göstermek için çok kazık yazar. Ondan sonra kimse de doğru düzgün kullanamaz ondan sonra şeyini. Yani bu tip problemler var. Onun için hangi kaynakları kullanacağınıza dikkat etmenizi tavsiye ederim. Yani onu sayeden iyi inceleyin. Teşekkürler hocam. Sağ olun. Sağ olun. Ağzınıza sağlık. Hocam, Meral hocam ve Nihal hocamın da soruları var. Onun öncesinde Semih hocam önce sormuştu chatten. Onun sorusu da öncelikle paylaşımlarınız ve ufuk açıcı sunumunuz için size çok teşekkür etmiş. Ardından da kariyerinizdeki kırılma anlarını merak ettiğini belirtmiş. O noktada bize başarısızlık ve düşme anında sizi ayağa kaldıran düşünce ve gücü merak ettiğini söylemiş. Bu konuda size bir sorusu var. Enteresan, çok enteresan soru. Ya insan, neyse hadi ben de kendimden bir şeyler anlatayım o zaman. İşte ODTÜ'den mezun oldum. ODTÜ o senelerde çok zordu. Girmesi de çok zor ve talebe kalitesi de inanılmaz. Yani Türkiye'nin en iyi talebeleri kimya mühendisliğine geliyor. Ben de kimya mühendisliğindeyim. Ondan sonra bir sömestr başına 7-8 ders. Yani her şeyin ne varsa yıkmışlar programın üstüne. Onun üstüne de tabii gençsiniz. Ben o senelerde voleybol oynuyorum. İşte halk oyunları var. Ondan sonra işte şudur budur falan filan. Ondan sonra yani ilgimi çekerse ders şunu bunu yapıyorum. Ondan sonra bu derslerden bir tanesinde şöyle bir olay oldu. Mikroekonomi dersi alıyoruz. Hoca dedi ki curve yaparım ama 80'den fazla not alan biri çıkmazsa. 80'den fazla not alan. İşte biz de arkadaşlarla konuştuk. Mesela ben 5 soru vardı. 4 tanesini yaptım, bıraktım. 80 geldi sonunda falan. Ondan sonra herkes uyumuş. Bir tane bir hanım kızı hariç. O 78-79 falan almış. Gitti hocaya notunu değiştirdi. Oldu 87. Adam curve yapmayacağım dedi. Ondan sonra ortalık birbirine girdi falan. Neyse işte kızla konuşuyorum. Ya niye böyle yaptın? İşte yazık değil mi bu insanlara falan. Alabilseydin sen de alsaydın dedi. Ya başımdan aşağı kaynar sular. Ondan ikinci imtihanda ben 135 aldım ve 100 üstüne 135. Ondan sonra da işte hocalarla falan da şey olduk, arkadaş olduk. Ben ekonomi öğreniyorum. Yani sanki ekonomi şeyim, majörümmüşüm gibi ekonomi. Sahiden çok iyi öğrendim içini dışını. İşte arkadaşlar geliyorlar, ben ders anlatıyorum. Onu hocadan değil benden öğreniyorlar, öyle imtihana giriyorlar falan. Ondan sonra makine başladığım zaman işte çok meşhur bir hocanın dersini alıyorum. Adam bir tane şey verdi, ödev verdi. Ödev işte petrolden başlayıp bilmem ne polimerlerine kadar gidiyorsunuz. İşin ekonomisini de soruyor. Ondan sonra tabii ben bildiğim ekonomiyle harikulade yani o 30 senelerinde kendi kendime öğrendiğim olay muazzam bir fark yarattı. Ondan sonra çok önemli bir projede görev almamı sağladı. Yani dediğim gibi bazı şeyleri derinlemesine kendiniz öğrenmeniz günün birinde muazzam getiriler verebiliyor. Sırada bende Meral Hocam önde gözüküyor el kaldıranlarda. Sözü ona veriyorum hemen. Halide Hocam benden önce kaldırdı galiba ama. Hocam buyurun lütfen. Siz çıktınız hocam ama. Tamam canım tamam. Tamam teşekkür ediyorum. Dilhan hocam çok teşekkürler. Emeğinize sağlık, saatinize sağlık.
Benim size sorum ChatGPT'nin böyle avantajlarından konuştuk hep. Çok da faydalı bilgiler öğrendik sizden, sağ olun. Ama ben bir eğitimci olarak, akademisyen olarak ChatGPT'nin dezavantajlarını sormak istedim. Yani sorudan çok fikrinizi almak istedim. Evet, evet. Yani bu sahiden kolay bir konu değil. Ondan sonra mesela büyük kızımla konuşuyordum geçen gün, işte anlatıyorum şöyledir böyledir falan filan. Ya baba dedi, bir sürü insan işini kaybedecek falan, dalga mı geçiyoruz falan. O boyutu var ama bir takım şeyler oluyor yani, isteseniz de oluyor, istemeseniz de oluyor. Şimdi mesela bir ödev verdiniz talebelere, ya adam 5 dakikada o ödevi yapabilecek durumda artık. Evet. Yani diyecek ki işte lisanı iyi kullanıp bana şöyle 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 bir rapor yaz. Ondan sonra içine de işte şu görselleri koy, ondan sonra tak diye rapor geldi önünüze. Ondan sonra yani büyük sıkıntı. Bir de şeyde sıkıntı var. Mesela biz boyuna yazıyoruz, yayın yapıyoruz, şudur budur. Ondan sonra bu ChatGPT falan citation yapmıyor, yani referans vermiyor. Saat mesela oturmuşsunuz. 3 sene bir konuda şöyle böyle bir şeyler yapmışsınız. Adam onu alıp ondan sonra sanki yani bir anda sahipleniyor ve siz kaybediyorsunuz yani. Ondan sonra artık ona o olaya sahip değilsiniz. Onun için sahiden yani toplumu değiştirecek. O kesin bir şey değiştirecek. Ondan sonra bazı konular, mesela hani demin bahsettiğim computer science olayı acayip değişecek. Yani siz adam talebeye ödev verin. Ondan sonra o ödevi sırf ChatGPT ile değil, isterseniz C++'la, isterse MATLAB'la, onu yani ChatGPT'nin içinde sırf Python değil, onlar da, o beceriler de var. Ondan sonra diyeyim 5 dakikada işte ödevinizin sonucunu alabilirsiniz. İmtihanda dikkat etmezseniz 2 dakikada harikulade bir imtihan kağıdı elinize geçer. Hem biz bir de eve götür imtihan şeyleri de veriyoruz, imtihanları veriyoruz. Finali alın bakalım, bir gününüz var, gidin evde yapın. Evde yapın da ondan sonra yani ya bu honor sisteminiz iyi çalışmıyorsa çok yanıltıcı olabiliyor. Sahiden kolay bir konu değil. Sahiden kolay değil. Meral Hanım, yani haklısınız. Teşekkür ediyorum. İlhan Hocam, sağ olun. İlhan Hocam, sırada elini kaldıran Lido Hocam var. Sözü ona veriyorum, soruyu diyecektim. Hocam, çok teşekkür ediyorum. Burada programa katılan kızlar o kadar şanslı ki, ben kendimi çok şanslı görüyorum zaten. Gerçekten çok farklılaştıklarına inanıyorum. Bu programa girmeden önce, sizi dinlemeden önce başkaydılar. Şimdi ayrılırken bence herkes çok farklı bir şekilde ayrılacak. Ben de kendimizi değiştirdiğimize inanıyorum. Ama hocamın sorduğu soruya katılıyorum, sizin söylediklerinize de. Etik sorun gerçekten çok ciddi. Ben ChatGPT ile nasıl tanıştım? Bir öğrencim aradı. Dedi ki, ne yapıyorsun hocam? Ya dedim, bir konuda yazı yazmam lazım. Çok düşünüyorum ama nasıl giriş yapacağımı beceremedim. Bir türlü başlayamıyorum dedim. Bir giriş yapamıyorum dedim. Ya hocam, ben sana bir giriş yazayım o konuda dedi. Ciddi misin dedim, başlar mısın dedim. Tabii hocam dedi. Bana bir sayfa yazı gönderdi. Ama 5 dakika sonra gönderdi. Bir dakika ya dedim, 5 dakikada bu kadar şeyi nasıl yazdın dedim. İnsanın düşünmesi lazım. Hocam dedi, bak dedi, ChatGPT diye bir şey var. Ne var ne var dedim. ChatGPT diye bir şey var. Bak dedi, bununla dedi giriyorsun dedi, yazıyorsun. O sana yazıyı yazıyor dedi. Hatta dedi, tamamını bile kullanabilirsin dedi. Ya oğlum git Allah aşkına dedim. Yani ne diyorsun? Ben öyle tanıştım bununla, ChatGPT ile. Ama evet, biliyorum orada ChatGPT var ama kullanamıyorum çünkü bana etik olarak doğru gelmiyor. Bayağı bir korkuyorum ama ben eğitimi çok istiyorum. Ve eğer eğitim verirseniz gerçekten almayı çok istiyorum. Çünkü farklı alanlarda kullanmak, farklı şekillerde etik ölçüler içinde kullanmak bizim mesleğimizde de
bazı şeyleri çok kolaylaştıracağını ve yayınlarda bazı görselleri kullanmamızla yayınları özelleştirebileceğini, daha iyi duruma getirebileceğini düşünüyorum. O açıdan ChatGPT eğitimini de çok önemsiyorum. Ama ne olur onu bir saatle değil de hani böyle birkaç hafta şeklinde yayarak bize verirseniz, daha uzun bir eğitim verirseniz, biz de rahat rahat öğrenirsek, böyle ayağımızı sıkı basarsak yere, çok sevinirim hocam. Ya teşekkürler Aldan. Ya olur aslında, bir saat değil daha fazla da zaman ayırabiliriz. Bir iki şey yapabiliriz. Ondan çok memnun olurum. Nasıl isterseniz onu memnuniyetle, onu o şekilde yaparız. Ya yani memnuniyetle. Çok teşekkür ederim hocam. Sağ olun. Evet. Dilhan hocam, Müjgan hocam elini kaldırıyor soru sormak için. Ona da söz veriyorum hemen. Hocam ben de çok Halide hocam gibi çok teşekkür ediyorum. Benim internetimde problem var. Sesim geliyor mu bilmiyorum. Geliyor. Tamam, harika. Hakikaten ufuk açıcıydı ve motive ediciydi. Yani hepimiz ben de yapabilirim, ben de öğrenebilirim duygusu yaşadık sayenizde. Şimdi ben de şey gibi, Halide hocam gibi böyle işte dersler verirken öğrencilerin şeyinden öğrendim. Onlardan öğrendim. Ve işte kendimi geliştirmek için böyle eğitimlere gitmeye başladım. Bir konuşmacı yüksek lisans tezini ChatGPT'ye yazdırdığını anlattı. Ve bir anda kafamda böyle kocaman büyük soru işaretleri ve ünlemler oluştu. Şimdi bu etik konusu hani o kadar gider mi? Yani insan yüksek lisans tezini yazdırınca o ne öğrenir? Yani öğrenmenin felsefesi konusunda neler düşünüyorsunuz? Yani neden öğrenmeliyiz biz? Kendi kendimize içselleştirmeliyiz bunu. Yani, araç kullanmak ayrı bir şey. Evet. Aslında yani hani mühendislik alanından belki bir örnekle şey yapalım. Diyelim elinizde bir alet var. Alet veri yaratıyor. Ondan sonra aletin en iyi hangi şartlarda çalışacağını anlamaya çalışıyorsunuz. Ondan sonra birçok veriyi topluyorsunuz. Ondan sonra onları işte tablolar haline getiriyorsunuz, korele etmeye çalışıyorsunuz, bakıyorsunuz falan filan. Dünya kadar zaman harcıyorsunuz. Aslında yapmak istediğiniz esas işiniz ne? Esas işiniz o aleti düzgün çalışır, optimal çalışır bir hale getirmek. Şimdi böyle bir şey kullandığınız zaman, mesela ChatGPT'ye gidip al bakalım, burada bir Excel file'ın içinde 100 bin tane veri var. Ondan sonra önce bana ne gördüğünü anlat. O size anlatıyor işte, bu şurada kalında bu var, bunda bu var, bunda var. Ondan sonra diyorsunuz ki işte bana istatistiklerini ver. Ondan sonra şunu yap, şunu yap, şunu yap. Ondan sonra en iyi nasıl çalışır? Sanki yanınızda mühendis varmış gibi. Sonuç olarak eğer düzgün yaptıysanız işi, her zaman düzgün yapabiliyor da olmayabiliyorsunuz. Yani buna da dikkat etmeniz lazım. Ondan sonra sizin yapacağınız işi gayet basite indiriyor. Yani sizin düşünmediğiniz o veri tabanından, ondan sonra ya bu sonuçta çıkar demediğiniz sonuçlar da çıkabiliyor. Yani değişik bir bakış açısıyla sizin veri tabanınıza bakıyor. Şimdi biz yani yaptığımız araştırmada bu veri tabanının ondan sonra işlenmesi çok önemli olduğu için bizim için çok önemli. Ve orada da şey beni rahatsız etmiyor. Yani kendi programımı yazmışım da ondan sonra veri tabanını incelemişim de, yahut başkası bir program yazmış da bana ya al Dilan kullan demiş, ya ChatGPT'de böyle bir program varmış falan filan. Çünkü bizim aslında yapmak istediğimiz, ulaşmak istediğimiz başka bir olay var, bir problem var. Bir problemi biz çözmek istiyoruz. Mümkün olduğu kadar en kısa zamanda çözmek istiyoruz. Ondan sonra yahut yayın yapacaksak, yani her şeyi zaten bedava yapıyoruz. Ondan sonra o yaptığımız yayını da olduğu kadar daha çok insana hitap eden şekilde yapabilirsek, mesela ChatGPT'ye
şeyi verip, o manuskripti verip ya bunu daha kolay okunur hale getir dediğin anda dedi, getiriyor. Yani bu da hoş bir şey aslında. Ondan sonra yani ha ben onu para verip New York'ta bilmem kime göndermişim bunu basitleştir, ondan sonra grafikleri yap diye. Ya ChatGPT'yi yaptırmışım, o iş beni rahatsız etmiyor. Ama dediğim gibi yani bu etik olay o kadar şey ki ne rahatsız eder ne rahatsız etmez, hangi olay ya eğitimde bilhassa çok çok dikkat edilmesi lazım. Çünkü sizin öğretmeye çalıştıklarınız da talebelerin muhakkak öğrenmesi lazım. O öğrenme yerine böyle bir şey kullanıp ondan sonra aşarlarsa yani neyi öğrenmeleri lazım, neyi kaçırdılar, o balans kolay işlemiyor. Zor bir soru. Çok saydan zor bir soru. Teşekkür ederim hocam. Hocam, Ezgi hocamın bir sorusu var. Ona gelmeden önce de Meral hocamın bu yapay zeka eğitimiyle ilgili bir eklemesi var. Eğitime bir bölümde içerik dedektörü kısmında koyabiliriz hocam diye bir ekleme yapmış. Yapay zeka kursumuzla ilgili, ChatGPT kursumuzla ilgili. Bunu da belirtip Ezgi hocama sözü bırakıyorum soru için. Benim bir ChatGPT ile ilgili bir yorumum olacak. Yine bu etik kullanımla ilgili. İşte bu çocuklar, gençler tabii biz hep onlardan öğreniyoruz pek çok şeyi. Onlar bizden daha hızlı işin içine giriyorlar. Benim büyük oğlum bu yaz işte ChatGPT'ye bir solucan, bilgisayar solucanı kodu sordu, istedi. ChatGPT de şey dedi, bu istediğin şey yasal değil, bunu sana veremem. Doğru. Oğlum dedi ki ben bunu dedi kötü niyetli bir amaçla kullanmayacağım. Bunu computer science dersinde ödev olarak kullanacağım dedi. Ve ChatGPT kodu verdi. Şimdi yapay zekayı da kandırmak yine mümkün. Biz insanlar ne kadar hani niyeti bozarsak o kadar kandırabiliyoruz yapay zekayı da. Dolayısıyla işte etik kullanım burada çok önemli. Tabii burada oğlum bunu kullanmadı ama dedi ki yani bak bunun böyle bir açığı var, yani yapay zekayı kandırabiliyoruz biz insanlar hala daha. Kötü niyetli bir şekilde ve hani kodları da alabiliriz, farklı kodları da alabiliriz buradan, virüs kodlarını, solucan kodlarını ve bunları da geliştirebiliriz. Dolayısıyla işte işin etik boyutu hala daha ne yazık ki tam olarak oturabilmiş değil. Belki de burada insanın ahlaki ve etik yönünün geliştirilmesi üzerine daha çok çalışmak gerekecek diye düşünüyorum ben de. Çok haklısınız sahiden. Yani çok da zor soru. Şimdi mesela diyelim Türkiye'de kurallar yapsanız, işte şunu yaparsınız, bunu yapamazsınız falan filan. Ondan sonra aynı kurallar içinde uygulamadıkları zaman onlar öne geçiyor. Ondan sonra, yani şey hani ne yapılacaksa dünya çapında yapılması lazım. Ama belki yine yapılması gereken, ondan sonra o şeyin bu jeneratif yapay zeka programlarına bir takım şeyleri öğretmek, yani öğrenmelerini sağlamak. Ondan sonra diyebilirsin ki işte bilmem ne bilmem ne kripto virüs olarak kullanılabilecek şu 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 şeyleri sakın verme. Ondan sonra o zaman onu o şekilde anlattı, işte sebebi şudur, anlıyor bayağı. O anlayıp ondan sonra çarelerini de kendisi buluyor. Yani güzelliği burada. Siz demiyorsunuz işte şurasını şöyle yap, burasını. Orada size bir sürü şeyle çıkıyor. Bu ödevlerde şunda bunda da yapılması gereken yani gayet basit bir şey var. Hani mesela mücevherlerin içine diyelim bir elmas. Pahalı bir yerden alınmışsa o elmasın içine bir tane numara koyarlar. Ondan sonra Tiffany deden müzik şey yüzük, o yüzüğün içindeki elmasın alt tarafına bir Tiffany'nin kodunu koyar. Belli ki ondan sonra öyledir. Yani bu yapılan programlarda falan da öyle bir şey konulabilir. Bak ChatGPT tarafından yapılmıştır diye.
hocaların görebileceği bir şey konulabilir. Yani o şekilde halledilebilir. Dilhan Hocam, Müjgan Hocam'ın sanırım yine bir sorusu var. Evet. Hocam, son bir iki soru için belki hocalarımız biraz daha düşünür. Saati de 10 yaptık. Çok da vaktinizi almak istemiyorum. Ben biraz yapay zekadan farklı, sizin hayran olduğu bu multidisipliner yaklaşımınızla ilgili bir görüşünüzü sormak istiyorum. Bizim kızlarımız bu sene maşallah 58 kızımız oldu, tanıştınız birkaçıyla. Canlı canlı bir Şimanlaz'da da burada tanıştınız. Temel bilimler altyapısı eğitimi alıyorlar ve çok akıllı, başarılı kızlar. Şimdi sizin gibi multidisipliner alanda çok sayıda proje yapmış, patent almış ve işte insanın beyin kemiklerinden yok, doku yapısından tutun da kimyanın çevresel etkilerine kadar çok sayıda multidisipliner çalışmalarınız var. Bu konuda da bir şey söyler misiniz? Bir uzmanlaşmaları mı lazım, derinleşmeleri mi lazım, yoksa multidisipliner alanına doğru kendilerini o yelpazede geliştirerek mi ilerlemeleri lazım? Ne önerirsiniz? Şimdi bir iki şey söyleyebilirim. Birincisi, hani eksper nedir olayı var. Eksper, şöyle bir tanımlama yapılıyor. Gittikçe küçülen bir alanda, yani zaman geçtikçe küçülen bir alanda daha çok şey bilen insana eksper diyor. Yani o kadar derine mesela iniyorsunuz ama şeyiniz azalıyor. Bandwidth'iniz azalıyor. Yani bu üniversitelerde falan bayağı bir problem. Ondan sonra yani sırf kendi konunuzu biliyorsunuz. O zaman da önemli bir şey yapmak isterseniz o bildiğinizle sınırlı kalıyorsunuz. Hani şey olarak meşhur Nasreddin Hoca'nın bir fıkrası vardır. Çok severim. Ondan sonra hoca bir çıkmış dışarıda bir şeyler arıyor falan caddede, sokakta. Hoca ne yapıyorsun diyorlar. Ya işte cüzdanımı düşürdüm falan, onu arıyorum. Nerede düşürdün? Evin içinde. Niye burada arıyorsun? Burada ışık var diyor. Yani aynı espri burada da. Bir sürü hoca bildikleri şeyin içinde kalıp bazı problemleri halletmeye çalışıyor. Yani bu çok yaygın bir olay. Ama onu kendiniz aşacaksınız, mecbursunuz. Ondan sonra ne konu çıkarsa ondan sonra onu da öğrenip onu da katıp falan filan. Bir de Amerika'da çok ciddi, Türkiye'de de tabii artık oluştu. Bir fonlama sorunu var. Yani fonlarınız yoksa yapabileceğiniz şeyler de çok sınırlı. Onun için yani benim kendi felsefem şu. Bir kendine ana bir akım seç. Ondan sonra de ki ben bu konuda 30-40 sene çalışacağım. 30-40 sene çalışırken ondan sonra ama fonları başka alanlarda bile bulabilirsen, eğer yaptığın konuyla da çalıştığın konuyla da ilintisi varsa onları da yap. Yani şey gibi, bir ağaç gibi düşünün, işte dalları falan var. Ondan sonra o dallara da çıkıyorsunuz, giriyorsunuz ama hep gövdeye dönüyorsunuz. Hep gövdeye dönüyorsunuz. O zaman bazı konuları 30-40 sene çalışmış oluyorsunuz. Bazı konularda işte kendi alet edevatınızla 2 sene, 3 sene çalışmış oluyorsunuz. Şimdi büyük üniversitelerde bunu nasıl aşıyorlar onu da söyleyeyim. Onlar tabii bir Harvard'sanız işte ne bileyim biyoloji bölümünde herhalde 100 tane hoca var. İşte öteki taraflarda da bilmem kaç tane hoca var. Bir konu çalışılırken çıkan yayına bakın, içinde 25 tane isim var. Yani adamın hiç fazla bir şey öğrenmesine gerek yok. Profesör ABC'yi çağırıyor, o da katkı yapıyor. O kısmı o yapıyor, öbür kısmını öbürü yapıyor, öbürü yapıyor. Bir bakıyorsunuz 25 kişiyle bir yayın çıkmış vaziyette. Onun için bu adamların şeylerine bakın, 1000 tane yayın, ondan 800 tane patent var. Ya kimse yapamaz bunu, imkanı yok yani bu sayılara ulaşmanın. Ama oluyor. Niye oluyor? Çünkü 20 kişi senede işte her biri beşer paper yazıp ötekilerin de adını koysa 100 paper ediyor.
ona ulaşmanıza falan imkan yok yani bu şekilde. Ama üniversitenizde böyle büyük kapsamlı bir çalışma becerisi yoksa mecburen kendiniz öğreneceksiniz. Bir de dediğim o Nasrettin Hoca şeyi çok önemli sahiden. Yani olayı bütünüyle görebilmeniz için birçok şeyi beraber bilmeniz lazım. Ya oturup bir komite kurup o şekilde inceleyeceksiniz. Eğer kendiniz bu işe beceririm diyorsanız bir sürü şeyi aynı anda öğrenmeniz lazım. İşte öğrenmek de kendi kendine öğrenmek de böyle bir şey. Yani lazım olduğu zaman ondan sonra oturup bir master alacak haliniz yok. Ama niye ihtiyacınız varsa onu kendiniz öğrenmeniz gerekiyor. Ya mesela benim doktora sırasında hoca bir gün dedi ki ya işte şunu finite difference'da işte şunu bir numerik metotla hallet. Ne kadar zamanım var? 6 hafta. Ya ben bu metodu bilmiyorum. Ondan sonra demedim adama metodu bilmiyorum diye. Gittim kütüphaneye ondan sonra işte kitapları araştır yani 3-5 saat harcadım. En iyi kitapları buldum. Benim şeyimi hani anlayabildiğim bir de hemen uygulayabilme beceri veren. Ondan sonra oradan öğrendim ve 1,5 ayda da olay bitti. Yani burası çok önemli. Çok hızlı olarak yeni bir şeyler öğrenebilme becerisi o ancak alışkanlıkla geliyor. Dilan Hocam, bu gecenin son sorusu olarak Lipnoz Hocamızın bir sorusu var sanırım. Çok teşekkür ederim Dilan Hocam. Aslında soracak her şeyi sordular. Ben bir iki şey söylemek istiyorum. Öncelikle çok teşekkür ediyorum. Çok güzel siteler verdiniz. Yani açıkladınız, linklerini verdiniz. Çok faydalı olacağına inanıyorum. Ben de istiyorum çünkü oralardan birkaç ders alabilmeyi. Bir de yapay zeka ile ilgili hala benim kalbim çarpıyor böyle ChatGPT ile konuşurken. İlk ben soru sorduğumda abartmıyorum. Gerçekten bir ürperdim, kalbim çarptı. Çünkü ne söyleseniz cevap veriyor. Ama birazcık dikkatli olmak gerekiyor gerçekten de. Her söylediği doğru değil. O da şaşırıyor. Bu böyle değil dediğinizde özür dilerim diyor. Aslında birazcık insanları taklit ediyor hissiyatı var bende. O yüzden biz tam olarak sınırları belirlendiğinde biraz ne kadar dikkat etmemiz gerekiyor diye düşünüyorum. Tekrar çok teşekkür ediyorum hocam. Tecrübenizle verdiğiniz bilgilerle. İyi ki varsınız. Çok teşekkürler. Sağ olun. Müjgan Hanım, sizlere de çok teşekkür ediyorum. Dilan Hocam sayesinde sizlerle de tanışmış olduk. İyi ki böyle bir organizasyon var. Kolaylıklar diliyorum sizlere de. İyi akşamlar. Teşekkür ediyorum katıldığınız için. İnşallah siz de mentor hocalarımızdan olursunuz. Ben notumu aldım. Sizin peşinizdeyim. Dilan Hocam'ın nasıl peşindeysem böyle kafaya taktığım değerli, çalışkan, başarılı, akıllı insanları hiç peşini bırakmıyorum. Siz de notumdasınız. Peşinizdeyim hocam. Teşekkürler. Hocam ben son sözü Şimalnaz'a bırakacağım ama kendi adıma çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Emek verdiniz. Bize kıymet verdiniz. Onur verdiniz. Ağzınıza sağlık. Çok teşekkür ediyorum hocam. Ya, benim için de çok zevkliydi. Ben de size teşekkür ederim bu organizasyonu yaptığınız için. Çok güzeldi. Ben de geceyi bitirirken özellikle bu keyifli 2 saat için çok teşekkür ederim Dilan Hoca'ya. Hepimizin çok faydalandığı bir sunum oldu. Kesinlikle açık. Aynı zamanda ders sunumlarını paylaştığı için de dönüp dönüp okumak eminim hepimiz için çok keyifli olacak. Bugün katılımcılarımız Bilim Kızı projemizin de dışında olduğu için katılımcılarımız eğer Bilim Kızı projesini tanımak isterlerse Bilim Kızı'nın Instagram sayfasını, LinkedIn sayfalarını ve YouTube kanalını takip edebilirsiniz. Orada daha geçmişte olan vizyon konuşmalarımızı da Müjgan Hocam kaydedip çok güzel bir şekilde yayınlamış. Orada da çok değerli bilim insanlarımız var Dilhan Hocamız gibi. Onların da çok keyifli konuşmaları var. Bilim Kızı'nı takip etmeyi, sayfasını bakmayı mutlaka unutmayın. Tekrar teşekkürler herkese. İyi akşamlar. Harikulade. Evet. Harikasınız hepiniz. Çok seviyorum. Şimalnaz da bizim tanıtımlarımızı yapacak şimdi. Daha çok kendi gibi pırıl pırıl kızlara erişelim. Dilhan Hocam gibi, İlknur Hocam gibi, Binnur Hocam gibi değerli bilim insanlarına erişelim diye.
O yüzden sizleri davet etti. Ona da emeği için çok teşekkür ediyorum. Bütün katılımcı hocalarıma çok teşekkür ediyorum hocam. Sizleri hepinizi çok seviyorum. Teşekkürler Şimallah. Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşçakalın.